dopo che ti avevi raccattato la tua edu cadi da tu dirti vecchi mi sonraki İsrail oğulları peygamberlerine dediler ki, ismi yok ayette ama onun Şem'un olduğu tefsirlerde kaydedildi. Çünkü Kur'an'da adı geçen peygamber sayısı 25 ama 25 binler değil mi? 100 bin diyor, 124, 224 bin. Evet, dediler ki biz yurdumuzdan sürüldük, vatanımız elimizden alındı, Kudüs. Efendim, İsrail oğulları, o peygamberi diyorlar. Bize bir kral tayin et ve biz onun emrine girelim, bir kuvvet oluşturalım, vatanım Allah yolunda cihada girişelim, kaybettiklerimizi geri alalım. O peygamber de diyor ki onlara, tamam iyi diyorsunuz da ya sonra kabul etmezseniz Allah'ın gönderdiği işte kralı, özeti bu yani malum diyorum. Olur mu derler, biz istiyoruz. Nihayet o gün veya onu takip eden günlerde اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكًا. Hadi bakalım diyor o peygamber. Allah size Talut'u kral olarak gönderdi. Ya şu ifadeye bakın. Peygamber olarak gönderdi derdi diyor. Tayini yapan Allah. Diyorlar ki kim? Ben ayetleri özetliyorum. Talut mu? Talut kim? Krallık kim? Biz ondan daha ilerideyiz. Bizim adımız, sanımız, namımız, şanımız filan. O da diyor ki, öyle diyorsunuz ama Allah onu seçti. Hem de iki sebeple. Birincisi ona bir kere boy pos verdi. Bakıldığında tekrar bir daha bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ayrıca içini de ilimle doldurdu. Buna rağmen hayır diyorlar. Burada bir ara bildiği. Bu ayete istinaden İslam medeniyetinde devleti temsil edenlerde hep bu hususiyetler aranmış. Yani bakıldığında gören maşallah diyecek. Konuştuğunda da sözünü herkes dinleyecek. Ağzından bal akacak derdiyse. Bu benim biraz belki işte üslubum. Neticede hayır diyorlar. Fakat bir gün o peygamber de aralarındayken bir mucize gerçekleşiyor. Bir grup melaike gökyüzünden semadan iniyor ve ellerinde bir sandık var, önlerine koyuyor. Onu görünce tamam. Çünkü sandığı biliyor herkes. Hazreti Musa'ya ait. Ve açıldığında Tevrat var, Musa'nın asası var, kardeşi Harun'a ait özel şeyler var vesaire. Tamam demiş. Tamam, kabul ettik şimdi. Ve Talut kral oluyor başlarında ve bir ordu teşkil ediyor. Ayetlerde ordunun sayısı yok ama tefsirler bu sayıyı 80 bin olarak veriyorlar. Efendim, Talut diyor ki, evet düşmanın karşısına çıkacağız. Ama artık cepheye çıkıyorlar. Ama diyor şimdi Allah bir nehirle bizi imtihan edecek. İnnallâhe mübteliküm bi neher. Bir nehirden geçeceğiz. O nehir bugün erken gitsek sizi oraya kadar indirirdim. Biz program alamıyoruz. Belli bir saatten sonra kapanıyor. Ürdün Nehri, diğer bir adıyla Şeria Nehri. En yaygın adı odur. Taberiye Gölü'nden çıkar. Ayın arasında da sınır. Tefsirler derler ki o nehir işte ayette geçen bu Şeria Nehri, Ürdün Nehri. Bu tarafa geçecekler. Ve der ki buradan geçerken kimse su içmeyecek nehirde. Ama sıcakmış, herkes susuzluktan kıvranıyor.
İlle de içmek şeyinde kalan olursa illa menil terefe gurfeten bi yedi. Sadece bir avuç içecek. Bu bir imtihanmış. Fakat bu 80 bin kişi beri tarafa geçmek için suya girince kana kana içiyorlar sadece 4 bin kişi. Bir gene güçlü bir rivayete göre de Bedir gazilerinin sayısı olan 313 kişi söz dinliyor. Bir avuç su içtilerse başka yok veya içmiyorlar. Şimdi beri tarafa geçince kana kana içenler benim benzetmem bu. Patlatılmış balona dönüyor. Bizim diyorlar biz bittik. Yani böyle bir düşman. Hele Calut karşısında çünkü beri tarafta onları Calut ordusu bekliyor. Ayette adı da geçiyor Calut'un. Calut bir kere kendisi çok zalim bir insanmış. Adı bile insanların korkmasına yetiyor. Ordusu da 100 binin üzerinde ve belalı savaşçı bir ordu. Neticede fakat o su içmeyen ama 4000 ama 313 Bedir gazisi. Onların önce bir duaları var. Ayette geçiyor. Rabbim bize sabrı sebat ver ve kafirlere karşı zafer ver. Ve böyle yere göğsü ben cengaverler, yiğitler oluyorlar. Efendim. Ve tabii Calut onları görünce keyfine diyecek kaldı. Zaten kendine güveniyor. Bir de gele gele karşısına kendisi böyle ordusu 100 binine ama 313 veya en fazla 4000 kişiye böyle efendim şımarıyor ve şöyle ilerliyor. Geliyor bir tarafa. Adeta dediği şu, söz bu değil ama yani muharebeyi falan bırakalım. Bu zaten yani benim cebimde. Ama varsa bir yiğit benim karşıma çıksın ve onun benimle kozunu paylaşsın. Diyor, evet. İşte o zaman Talut şöyle bir bakıyor böyle göz gezdiriyor etrafa derken sen şöyle bir dur bakalım. Böyle bir yiğit ediyor ki daha belki işte 20'li yaşlarda veya altında böyle bir delikanlıya yiğitim diyor şu zalimin işini bitirirsen seni evvela kızımla evlendireceğim. Sonra benden sonra da tahtımın varisi sen olacaksın. Benden sonraki kral olacaksın der. O yiğit Davut'tur. Burada tefsirlerde bir takım farklı rivayetler vardır ama işte şöyle yaptı, böyle etti ama akılda kalacak şekilde olanı ve belki de en doğru olanı. Çıkıyor şeyin karşısına Calut'un. Calut onu görünce diyor çocuk sen daha ömrün baharındasın. Kıyamam seni öldürmeye. Ama o der ki gel ben sana nasıl geleceğim şimdi göreceksin. Ve bir hamlede Davut Calut'u gebertir, yere serer. Onun yere serildiğini ve geberdiğini gören ordusu da darmadağındır. Ondan sonra Davut Aleyhisselam 30 yaşına geldiğinde kayınpederi Talut'un vefatı üzerine kral olur. 40 yaşına ve krallık o zaman biraz sonra gideceğimiz Halilurrahman'dadır, El-Halil'de. 40 yaşına geldiğinde peygamber olur. Daha sonra Kudüs'ü fetheder ve İsrail olur, Kudüs'e gelir ama 90 sene kalırlar. O daha sonraki devirlerde İsrailoğulları buradan gene sürülür. Onların buraya böyle gelişleri ve sürülmeleri sıktır. Epeyce vardı. Efendim Davud Aleyhisselam kuş dilini biliyordu. Allah ona öyle bir ses vermişti ki bizde de Davudi ses derler. Hani böyle sesi tok ve gür çıkanlara. Ayetler söyler bunu. İnna sakharna ma'ahul cibale yusebbihne bil aşiyi vel işrak ve tayra mahşura küllün lehu evvel. O okumaya başladığı zaman dağlar ona eşlik ederdi. Sürü sürü havadaki kuşlar ona eşlik ederdi. Bir koro oluştururlardı. Bu tabii demire hamur gibi elinde yoğurması ve diğer birçok başka mucizeleri. Fakat bütün bu mucizeler oğlu Süleyman Aleyhisselam'da yere göğe sığmaz olmuştur. Şeyler, hani burada.
İçeri girin. Girin sola dön. Hanımlar burada. Hanımlar burada. İçeri. Böyle acayip duvarlarla kapatmış. Buradan geçerken kendilerine herhangi bir saldırı olmasın diye. Tarafa geçtik şimdi. Peki geçtik de bu hala şu duvarlar ne? Madem burada İsrail yoksa artık. Ben yokum demiş burada. Efendim öyle demiş ama sonradan tekrar gelmiş. Biraz daha ileride göreceksiniz. 500 bin insanın hali hazırda yaşadığı, belki biraz daha fazla, ayrı şehirler kurmuş bu tarafta. Tekrar... Sizlere bir şey yapamıyorum da bir gün işte Veda anlatılır. Hem de başka surelerdeki ayetlerde. Filistin'de doğmuştur. Yafa, Kudüs arasındaki Remle denen bir bölgede, Remle. Halen meskun bölgedir. Araplar, Yahudiler filan onlardan işte oluşan bir şehirdir bölge. Bilahare Kuzey Irak bölgesinde Asurlulara peygamber olarak gönderilmiştir. Ayet-i kerimede فَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِيَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ 100 bin veya üzeri sayıda bir kavme peygamber gönderdik onu diyor. Fakat her peygamber gibi o da uğraşır, didinir ve bakar ki hiçbir netice alamayacak. Çok üzülür ve sonunda gideyim de şuradan başımı alıp gideyim de neresi olursa olsun noktasına gelmiştir ve hakikaten de bölgeyi terk etmiştir. Böyle bir üzüntüyle ama ayet-i kerimede bunu ve zennûni izzehebe mugâdiben fezanne ellen nadbira aleyh fenâde fî zulümâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü mine zalimin ayetiyle Rabbimiz anlatır. Öfkeyle terk etti Yunus. Ve bizim bir takdirimizin olmadığını zannetti. Bu fezanne ellen nakdir aleyh. Bu aslında başlı başına bir ders konusudur. Ama o biraz daha şeyi aşar. Biraz böyle özel bir incelikleri olan. Ama aşar taşar olarak vermez de bizim de anlamamız lazım. İlla bir uzmanımız falan böyle bir laf vardır. Hayır efendim. Her mevzu bizi sonuna kadar ilgilendirir ve herkesin de anlayabileceği bir mevzudur. Ama anlatabilen olursa öyledir. Benim de burada gücüm yeter yetmez bir üzerinde durmuştur. Hatta Muaviye radıyallahu anh dedim de birisi burada sonra dedi ki bizi bu cemaat dedi Muaviye biraz şeydir. Var ya böyle. Bu radıyallahu anh. Ya olacak şey mi kardeşim? Bakın ehl-i sünnet vel cemaat diye bir bizim bir dairemiz vardır. Bu daire kainatlarca geniştir. Bu dairenin içinde kaldığımı at oynat. Düğün bayram yap. Dışına çıktığımı da yandım, bunu bil. Ama o dairenin içindeki ulema ne diyor? Radiyallahu anh. Ona senin benim aklım etmez. Hakemlik sana bana düşmez. Onun hükmünü veren vermiş. Sonra o devrin veya başka devirlerin hadiseleri de
Sen onu bırak, bugünkü derdine yan. Değil mi? Sanki her taraf bugün güllük gülistanlık da o devirlere uzanıyorsun. Aklı çamurlara bata çıkar. Her neyse, İbn-i Abbas'a gelir der ki, dün gece böyle beni denizlerin dalgalarına tutulmuş gibi oldum, uyuyamadım der. Bu ne demek? Fezanlı eller naktır hali. Anlayamadım diyor. Ama şey manası şu, sanki bizim gücümüz yetmeyecek ona. Bir peygamber bunu der mi? Bir peygambere Allah böyle hitap eder mi? Peygamber bilmez mi? Efendim Allah'ın gücünün, kudretinin neleri edeceğini. İbn-i Abbas ki sahabe-i kiramın en zirve noktasındaki tefsir şeydi, alimiydi aynı zamanda. O da ona izah eder. Muaviye radıyallahu anh rahatlar. Yani bu şu demektir. Ben daha anlaşılır bir şeye dökeyim. Yunus'um, niye bu kadar kendini harap ediyorsun? Bizim bir bildiğimiz var. Ya özeti budur bakın. Onlar seni dinlemedi, sana itibar etmedi, uzak durdu filan. Ama sen işine bak, Yunus'um. Niye bu kadar kendini harap ediyorsun ve vazife mahallini terk ediyorsun? Bizim bir takvimimiz var, bir takdirimiz var. Yoksa bu güç kudretmesi şahidisi değil. Velevşâallâhu lecema ne diyor? Lecale hümmete maide. Pek çok ayet var. Dilese herkes aynı anda mümin olur, uçar gider. Ama öyle değil. Neticede efendim Yunus Aleyhisselam terk eder bu bölgeyi ve kendini bir deniz sahilinde bulur. O sahilinde burada işte akşam geçtiğimiz Yafa vesaire gibi o bölgede bir yer olabileceği tahmin ediliyor. Oraya gelir, orada yükünü, yolcusunu almış, yola çıkmaya hazır bir gemi vardır. Kendisini de tanıtır, hemen hay hay derler, buyurun. Gemi açılır, açılır. Lakin açık denizlerde dalgalara, fırtınaya tutulur. O zamanki anlayışa göre de eğer böyle bir şey vuku bulursa gemide efendisinden kaçan bir köle vardır. Yahut da ya, tebessüm ettiren bir şey bu. Yahut da bir günahkar vardır. Peki ne olacak? Onu denize atıp yola devam edilecek. Çünkü o denize atılırsa fırtınada durur, denizde yol verir gemiye. Fakat kimse üzerine alınmaz, kura çekilir. Kura fesâhenü fetâne minel mutfâdî. Kura Yunus der. Herkes hayret içindedir. Bu nasıl olur? Bir peygamberi mi şimdi denize atacağız? Evet. Hayır, bir daha tekrar edelim. Tekrar kura, tekrar. Bu tekrarlar ayette yok ama tefsirlerin hepsinde vardır. Üç kere. Üçünde de Yunus, Yunus, Yunus. Ve ondan sonrasıyla ilgili bilgi verilmez. Ama ayetler verir asıl bilgiyi. Yunus denizdedir. Hemen orada onu bekleyen bir balığın da karnındadır. Burada tabii hikaye düz anlatılır. Anlatanlar. Ama o balığı da sıradan bir balıkmış. Geçiyormuş da öyle. Değil. Nasıl bir Burak diye bir hayvan değil mi orada Harem-i Şerif, Mescid-i Haram'da ortaya çıkıverdi. Getirdi Mescid-i Aksa'ya. Tekrar götürdü. Ne oldu sonra Burak? Onu kimse konuşmaz ha. Ya nereye gitti? Burada bağladı Mescid-i Aksa'ya. Dönüşünde de gene Mescid-i Haram'a götürdü Beytullah'ın yanına. Sonra ne oldu Burak'a? Ne olacaksın? Perdenin perdelendi. İşte o balık da öyleydi. Çünkü orada Mevlamız diyor ki felevle ennehu kâne minel müsebbihine lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asû. Eğer kendini balığın karnında Yunus tesbihata vermeseydi Allah Allah zikir artık böyle ki bu perdede de o ayetteki şey var. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zâlimîn. Vermeseydi balığın karnında kıyamete kadar kalacaktı diyor. Kıyamete kadar yaşayan balık var mı? O balık yaşardı. Neticede efendim bir gün bir gece mi yoksa üç gün üç gece mi ayetlerde bir açıklık yok. Bu şeyler tefsirlerde kalır. Sonra ilahi bir emirle balık sahile yönelir ve Yunus'u bırakır sahile. Yunus Ali hemen de bırakır bırakmaz da fehuve sakîm diyor ayette.
hasta vaziyettedir Yunus. Hemen orada فَاَنْبَتْنَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ Yaktın diye bir ağaç, yaktın diye bir ağaç bitiriverdik orada. Ki o ağaç, bir işte meyve, sebze şey gibi. Onun yaprakları onu böyle sardı, sarmaladı. Bir müddet kaldı. Yani bir işte yorgan, çarşaf gibi anlaşılıyor zaten bu. Orada kendine geldi. Arkasından hemen vazife mahalline. Ama bu vazife mahallinde de zaten iş bitmiş. Nasıl bitmiş? Bir hemen onun yokluğunu fark etmişler diyorsun. Ve öyle bir nedamet hissine düşmüşler ki. Aman demişler, Allah'ım bize insan mı dedi? Bir peygamber gönderdi Allah. Gıddamıza kadar hani böyle küfre, ahlaksızlığa batmış halimize rağmen kıymetini bilmedik, darıldık. İmana gelmişler. Efendim, hatta bunun bir de son şeyini yapmışlar. Bir kıra, sahraya çıkmışlar. Hastaları, yeni doğum yapmış kadınları, bebekleri, hayvanları filan. Feryadı filan da ayyuka böyle arşa yükselmiş. Ve Yunus Aleyhisselam da dönmüş bir kucaklaşma. فَاَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰهِيِّ diyor Cenab-ı Hak. Hikayeyi orada bitiriyor. İman ettiler ve biz onları uzunca bir zaman refah içinde yaşattık diyor. Yunus Aleyhisselam'ın da şeyi böyle kısaca hocam, evet, şimdi bu akla gelecek, belki hemen gelecek suallerden biri. Yunus Aleyhisselam'ın Musul'da da bir kabrinde olduğunu biliyoruz. O da IŞİD'liyse onlar onu düzlemişler, tahrip etmişler. Bunu da duyduk basından. Allah-u Alem diyoruz. Bu da orada mıdır, burada mıdır? Allah-u Alem. Yalnız ben şunu söylüyorum ve bunu da öyle laf olsun diye demiyorum. Nerede diye gittinizse o oradadır. Yani buna bir kere inanın. Her bakımdan oradadır. Çünkü bir kere sıradan insanlar bile vefatından sonra hani işte mezarda başka yerde onu kimse bilmez. Çünkü beden dediğimiz şey aynı bir araba gibi. Araba bozulduğu zaman iniyorsun. Eğer tamir edilemiyorsa hastalık saydırık. Usta diyorsa ki bu araba kullanılmaz artık, bitmiş. Bırakıyorsun, sen nereye gidiyorsun? İnip yoluna devam ediyorsun. Beden de böyle. Allah hayatı, Rasim abi, bir kere vermiş bize, bir daha da ebediyen almıyor. İnsan ebedidir. Ezeli değil. Ama ezeldeki bir zamanda var olmuşuz. Ruhlar alemi. Sonra yolumuz ana rahmine. Çünkü dünyadan geçeceğiz. Orada bir şekillenmek buraya göre. Burası bir raporunu yazıyor askeri hakim. Ve bunların bir korkusu var. Biraz sonra Halil Rahman'da anlatacağım size. Orada bir katliam yaptılar. Bir senaryoydu. Bir daha tekrar etmesin diye orayı ikiye böldüler. Güvenlik çemberini aldılar ve öldürdüler bölgeyi Yahudiler. Şimdi bunlar da böyle bir şey olacak diye. Çünkü gecenin bir vakti geliyorlar. Bunları yataklarından kaldırıyorlar. Buralarda ne azaplar, ızdıraplar yaşanıyor. Allah yardımcılar olsun. Ama Müslümanlar tabii buraları sessiz. Bunlar artık bitmiş mi insana? Ama buna rağmen ölümüne direniyor. Ve şunu söyleyeyim size, burada yaşamak kadar ölmek de hemen normal, sıradan bir şey. Sıradan. Böyle işte çoluğu, çocuğu, torunu birer ikişer şehit vermeyen aile bulamazsınız. Normalleşmiş. Şimdi artık kalkalım. Dediğim gibi bir yardımda bulunmak isteyenler... Almanlar geçti dedim diyor. Onlar Müslüman değil demiş. Bunun şeyi, tipi zaten söyleyip kırık. Şekli yani. Şekli Ya
Kemer falan yok, kafasına göre. Eğer böyle şeyden olursa, o şey tipler, bazı bunların içinde de çok güzel yüzlü gençler de oluyor. Hemen diyorlar, geçin. Veya bir telefon ediyor, geçin. Bu asker, Yahudi askeri mi şimdi? Bak, şey konuşuyor, tekrar patlatmak için. Nereden mi Yahudi? Bak, kimlik kontrolü yapıyor. Resim çok önemli. Resim çok önemli. Buralarda ne bakıyor? Sıraya geçmiş. Alo. 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 Beyt lahan. Bes bidun çuhul. Ben fiyin? Ahi fiyna lemmen yeşufun annina keza. Muhtali tıkkakalı. Lütfen alana da. Bir şöyle bir araba. Sen burada fotoğrafını Sare verdiniz onu aileden, yok rahim ailesinden. Evet. Neyse, efendim Emeviler, Abbasiler buraya cami yaptırmışlardı, kabri şeriflerin üzerinde. Haçlılar 88 yıl süreyle buraya geldi. Evet. Gelinlerin geldi dedik. Evet. Aileniz burada ama şimdi buraları gördük. Anlayarak diyelim. İshak Aleyhisselam. İshak Peygamber, İshak Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Onun da mübarek eşi Zevce-i Tahiresi Rifka validemiz. Evet. Onun da kabri şerifi. Tabii unutmayalım. Bunlar sandukadır. 15-20 metre aşağıda kabirler. Evet. Onların üzerine bu sandukalar çıkılmış. Tabii kabirlere kimse giremiyor. Buraya giremiyor. Bu mukaddes toprakları kurtarmayı Kudüs'ü Mescid-i Aksa'ya nasip ederse en büyüğünü diyor Mescid-i Aksa'ya koyacağım. Onun küçüğünü El-Haram-ül İbrahim'e koyacağım ki bu o minber. Ama Mescid-i Aksa'daki 69'da yandı. Onun hikayesini orada anlatacağım. Üçüncüsü Suriye'de bir yerde Cami-i Emeviye falan o tam bir konu. Bu abanos ağacından 8000 parçadan müteşekkil bir sanat harikası. Aynen Selahaddin Eyyubi'ye nasip oldu buraların fethi. Kumandanı Nurettin Zengin'in yaptırdığı minberleri de o koydu buralara. Evet, onun koyduğu minber aynı ile duruyor. Şimdi şöyle ilerleyelim. Elden sonra orayı da şey etmişler, kapatmışlar ve dolayısıyla oradan da aşağıya aşağısı ile irtibatı kesmişler.
Şimdi buradaki vazifeli arkadaşlar diyorlar ki, tabii şimdi aşağı bize kapalı ama onlara açık. Neler yaptığını da bilemiyoruz diyorlar. Yani belki bir gün bir şey çıkaracaklar, bir belge bulduk diyecekler, filan diyecekler, bizim nelerimiz varmış burada vesaire. Aşağıdaki zemini, zeminle olan irtibatı sembolik olarak sağlıyor. Yani tam kabri şeriflerde değil, kabirlere yanında değil o. Bir de burası şeyde, tadilattan geçiyor. Kilimleri de kaldırmışlar, halıları. Biraz ayağınızda üşüyor ama birisinin üşümüyor herhalde. O tedbirli gelmiş. Evet, sabit şeyle, terlik. Makama falan değil. Ya makam şey, tabii ki. Asla tereddüt olmaz. Ulema bunda ittifak eder. İbrahim Aleyhisselam mı? İbrahim Aleyhisselam. Evet. Çeksene bir numara ver. Arkadaşlar. Hadi 5 6 7 8 9
Dingesiz bir atarız. Şey... Kapılar bir kapatıyoruz. Ya İbni'yi ben sana medene. Bir dinler ve yaşayın. Ya bir şey daha susun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atmayın lan. Veriyorlar da şu anda. Atmayın lan. Veriyorlar.